Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde imza örneklerini okuyacağız. İleri seviye bir ders olacak. Sadece imza kısmından okuyacağız. 5-6 tane örnek. İmzaları okurken bu kısımları özellikle buralarda nokta kullanılmıyor. Bunun için kullanılan ifadelere aşina olmamız gerekiyor. Hemen bizler de ne yapalım? Örneklere geçelim ve zihnimize daha iyi yerleşir inşallah. Bu if burası arkadaşlar. Şu bende kısmı. Yani hizmetkar, kul, köle, bir maiyetin altında olan kişi. Burası Es-Seyyid. Burası Ali A. Burası da Mustafa arkadaşlar. En altta da Zade yazıyor. Bende Es-Seyyid Ali A. Mustafa Zade. Bir sonraki örneğe geçelim. Yine şurası bende. Burada Es-Seyyid, Mehmet, Elif var. Burada Emin. Evet, Es-Seyyid bende, Mehmet Emin, Miralay Zade. Evet, Miralay Zade. Bir sonraki örneğimize geçelim. Yine burası bende. Es-Seyyid Ali Müfti ya da Müftü Zade. Orijinali doğrusu müftidir. Dilimize müftü olarak geçmiş. Ben de Es-Seyyid Ali Müfti Zade arkadaşlar. Bir sonraki örneğe bakalım. Yine burası ben de Es-Seyyid Es-Seyyid Fadlullah. Evet. Ya da Fazlullah. Şurası Fat, Allah kelimesi burası arkadaşlar. Es-Seyyid Fatlullah. Burada B mekam yazıyor arkadaşlar. Değil tabi, özür diliyorum. B mekam değil. Şurası Kaf var. Kaim makam yazıyor. Evet. Kaymakam mı? Tamlamalı okuruz. Kaymakamı Nakibül Eşraf. Nakibul Eşraf. Burada bir Medineti ya da bir Medine Adana. Bir Medineti Adana. Burada da Sa Sin Elif. B burada Sabıka. Bunu bir daha okuyayım. Ben de Es-Seyyid Fadlullah Kaymakamı Nakibul Eşraf ve Medineti Adana. Edene diye yazılıyor. Burada da Sabıka. Yani önceki geçmiş manasında. Bir sonraki örnek. Yine burası bende. Es-Seyyid El-Hac Mehmet. Kaymakamı Nakibul Eşraf ve Medineti Adana hala. Bir önceki sabıkaydı, geçmişti. Geçmişteki görevliydi. Bu da mevcut hala vazife başında olan kişi için hala kullanılıyor. Önceki için sabıka kullanılıyor arkadaşlar. Bir sonraki örneğe geçelim. Burası yine bende, bu kısım bende. Şurada Hamdi yazıyor. Es-Seyyid Mustafa El-Müderris Bir medrese i Hasan Paşa Zade. Silelim, bir daha okuyalım. Ben de Hamdi Es-Seyyid Mustafa El-Müderris Bir medrese i Hasan P burası Şa yukarıda Paşa Zade. Bir sonraki örneğe geçelim. Yine ben de bu kısım arkadaşlar görüyorsunuz. Es-Seyyid Hasan, özür Hüseyin. Es-Seyyid Hüseyin. Ondan sonra burada da yine kaymakamı Nakibül Eşraf. Evet, demin 2-3 örnekte geçti Nakibül Eşraf. Burada da arkadaşlar yine Nakibül Eşraf yazıyor. Bir Medineti Adana. Burada da yine Sabıka yazıyor burada. Daha açık bir şekilde sabıka yazdığını görebiliyoruz. Son örneğimiz kaldı. Onu da okuyalım ve bitirelim arkadaşlar.
okumalarımızı. Yine bende Ahves Zade. Yanlışım yoksa ben bu şekilde okudum arkadaşlar. Bende Ahves Za burada Ra yani Z noktası Zade Hamza El Müfti Bi Medineti Adana. Yani daha doğrusu El Müfti Bi Medineti Adana olması daha doğru bir okuyuş olur. Şurada da hala yazıyor. Evet arkadaşlar. Son kısmı bir daha okuyalım. Son dersi. Bende Ahvesizade Hamza El Müfti Bi Medineti Adana. Hala. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda. Bir sonraki derste inşallah yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.